Mehmet amca, Zehra Hanım, Ali Bey, ekran başında kim varsa rüyanızı açık bize anlattığınızda alacağınız cevaplara inanamayacaksınız. Nur Hanım günaydınlar. Rüyamda taşıdığım kutuyu öyle bir düşürdüm ki içerisinden düşürdüğü anca anda böyle etrafa inciler saçıldı. Rüyamın anlamı ne olabilir? Hayırlara vesile olsun inşallah. Şimdi İmam-ı Azam'ın görmüş olduğu bir rüya ile ben bunu noktalamak istiyorum. İmam-ı Azam bir rüya görür, İmam İbn Sîr'e soruyor. İbn Sîr ona şu şeyi söylüyor. Diyor ki inci ile alakalı. Çok okuyup çok başarılı olacaksın. Aklını kullanırsan çok yere güzel yerlere geleceksin diyor. Ve İmam-ı Azam bugün Ebu Hanife Hazretleri oluyor. Onun için orada kırılması ne dedi bir kutu dedi Esraba mesela. açılması. saçılması. Evet. Burada dört hafta dört ay içerisinde yaşamış olduğu hayal kırıklıklarıyla ilgili bir olayın ortadan kalkması senemede çıkacağı bir durumun olması müjdeleci bir durumla karşılaşmasını gösterir. Sonrasında zaten inci aklını kullanırsa bu yazın içinde Allah'ın izniyle mutlu olacağı durumlarla haberlerle karşılaşmasını İnşallah. Evet. E, rüyada altın görmek hayır olsun. Hangimize ne anlatırı bilmiyorum ama Müjde Hanım diyor ki rüyamda tam 3 kilo altın gördüm. Allah gerçeğini almanızı nasip etsin. Altınları satıp da ev alıyorum. E, evim de yok Nur Hanım, diyor. Acaba rüyamda bana bir müjde verilmiş olabilir mi? Ev sahibi mi olacağım diye sormuş. Şimdi zaten normal hayatımızda altın hani kıymetlidir, değerlidir. Zinet eşyadır. Allah kimseninkini çaldırmasın. Evdekileri arttırsın. Şimdi burada altın Anladım. görmek dedikodudur ev alıyorum diyor ona karşılık ev ile ilgili bir dedikodunun yapıldığını ne kadardı 3 kiloydu 3 ay 3 hafta içerisinde 3 gün içerisinde kendi ile ilgili ya geçmişte yapılan 3 ay önce yapılan bir dedikodu tekrar önüne çıkacak ya da kendisinin eviyle ile ilgili bugünlerde bir dedikodun yapılacağını gösterir. Ya da mesela e altın dedikodudur sözdür. Rengi fark eder mi işte sarı altın, kırmızı altın falan? Şimdi şimdi şöyle Olsun. bir şey. Mesela diyelim ki sarı altın görmüş. Burada sarı altın 25 ve 45 yaş arasında birilerinin konuşmasıdır. Çeyrek altın olsa 20 ile 35. Yarım altın olsa 35 ve 45. Efendim tüm altın olsa 45 ve üzeri yaş grubunda olan ileri yaş grubu demiştik. <laughs> o yaş grubunda olan bir takım kişilerin dedikodu yapmasıdır. Hocam bu kadar bilgiyi nasıl aklınıza tutuyorsunuz ya? Çok şükür ya. Çok şükür. Verene şükür demişler. Ee, Mehmet Evin Kırgı ile bir gün rüyanızı yorumlatmanız şart. <laughs> Yorumlattığınızda yani ne demek istediğimi anlayacaksınız. Evet. Rüyamda Türkiye'nin en ünlü fizikçisi seçildim. İş hayatımda değişiklik mi olur? Hı hı. Ne olur? Şimdi Allah izin verirse canı gönülden istemiş oldu, dilemiş oldu. Aykut Bey'in sorusu. Size evet. de selamları var bu Selam. Beraber. Yani çok sevineceği bir durumla karşılaşması, çok güzel olaylarla karşı karşıya gelmesi, hı hı. canı gönülden vermiş olduğu bir mücadelenin karşını almasını gösterir. Süper. Evet. Rüyamda siyah bir köpek ve yanımda bir kedi gördüm. Köpek ayaklarıma sarıldı, kedi beni tırmaladı. Düşmanlarımın da olduğunu biliyorum. Acaba bu gördüğüm rüyada düşmanlarımın habercisi mi diye soruyorum. Yok, İmamın ablası köpek için dost, kedi için bizde verici haber demiştir. Kendisinin ayrıldığı küstüğü biriyle barışması, yani burada barışmasıdır. Köpek dost mudur? Tabii. Anda? Şimdi orada küsmüş olduğu biri var, darılmış olduğu, kırılmış olduğu biri var. Hı hı. Bu kişinin kedi olması barışacağını, ayağına geleceğini, yeri onunla ilgili hayırlı güzel olaylar yaşayacağını gösterir. Yani burada ayrıysa barışmazdır. Mesela ben tüm arkadaşlarıma söylüyorum. Diyorum ki çoğul olarak mesela işinizden ayrıldınız, eşinizden ayrıldınız, bir sıkıntı yaşadınız. Bir köpek ayağınıza geliyorsa bilin ki o iş yerinden ya geri çağrılacaksınız veya eğer bir sevgiliniz varsa ayrıldıysanız, eşinizden, nişanlınızdan, herhangi birinden ayrıldıysanız Köpek ayağınıza geliyorsa İmamın ablası bununla ilgili İmam İbn Siyer ve Cafer-i Sadık diyor ki burada Allahu Teala'nın izniyle rüyası çıkarsa bu kişi barışacak diyor. Barışacak başka çaresi yok diyor yani. Onun için biz şunu söylemek istiyoruz. Köpek düşman değildir. Köpek dosttur. dosttur. Tabii. Rüyada görülen. Evet. Ee, ne düşmandır peki? Ne görürsek rüyada bizim için düşmandır? Şimdi rüyada değişik değişik yani cisimler, nesneler Burada illa ki hayvan gördüğümüzde düşman demeyeceğiz. Mesela atıyorum bir akrep gördüğümüzde... En büyük tehlike nedir mesela? Hayvanlar olarak söylemiyorum. Mesela rüyada şunu gördüğün zaman bu hayatınla ilgili büyük tehlikedir diyeceğiniz ne var? Şimdi burada mesela diyelim ki maddi konuda sıkıntılar mesela bitlerin üzerinizden uçması, yumurta. Mesela hayatımızı çok ilgilendiren bir konu yumurta. Ha, bak, bunu, yumurta size öğrendim. Evet, bunu kesinlikle yani bakın yumurta kırdığımızda tavada vesaire cıbık olduğunda veya kepte durduğunda mesela kep dediğimiz bir olay var biliyorsunuz kutu gibi. Onun içerisine biz kep deriz. Yumurtalar düzülür. Orada ne yapar? 4 hafta 4 ay kendi evine gelen giden misafirlere evliysen veya bekarsan iş yerinde ya da sevdiğin biri varsa bununla aranın bozulabileceğini yani kısacası ara bozucu bir durumun olacağını yumurta bize işaret eder. Haşlanmış yumurta ara bozuculuktan yavaş yavaş sıyrılmaya ve yavaş yavaş bazı şeylerin düzene oturacağını gösterir yani. Emine Hanım Hayatımızı işte. ilendiren diyor ya işte evet. bu yumurtayı Dikkat alacağız İğne mesela nazarı gösterir Toplu iğne falan toplu çengelli iğne, tabii. fark eder mi? Tabii fark ediyor Fark Onlar ediyor. yaş grubuna giriyor. <laughs> toplu iğne <laughs> ne hocam? Şimdi toplu iğnenin mesela büyük kalın toplu iğneler Burada ileri yaş grubunda olan Birilerinin sizin hakkınızda konuştuğunu gösterir Ve sizin işinizle ilgili Başarınızla ilgili sizi kıskandığını önünüzü kestiğini gösterir Normal bir iğne Gördüğümüzde hani bu Normal elle diktikleri bir şeyler oluyor. Mesela oya demiyorum de yani böyle diktiğimiz bir Normal şeyler oluyor. Normal dikiş iğnesi. He, dikiş iğnesi kullanıyoruz. Onlar da bize 20 ile yine yani tahminen 25 ve 35 yaş arasında birilerini yine ortalı dedikoduyla yani kaynattığını gösteriyor. Ee, şimdi hayatımda e, bir kere rüyamızı yorumlattıktan sonra Evet ve o yorum da çektikten sonra evet. rüyalara o kadar önem veriyorum ki. Evet. Yani şey gibi düşünüyorum. Allah'ın insanlara verdiği çok önemli bir mesaj var aslında. Lütuf. Fakat tabii bunu e, kimin yorumladığı çok önemli. Öyle hani e, bu konuyla hiç e, bilgisi ve ilgisi olmayan kişilerin bir yorum yapması da aslında negatif değil mi tabii, bizim için? Tabii. Sizi etkiler, kişiyi etkiler, kişinin moralini bozar. Doğru bir şekilde doğru tabii. insanlara doğru kişilere. Mutlaka Mehmet Emin Kırgil gibi vardır tabii ki. Hiçbirimiz hayatta tek değiliz. Rüya yorumlayacak olan ama. Siz gerçekten bu konuda Estağfurullah. gönlümüzün tacısınız hocam yani. Allah razı olsun. Yani. O yüzden Allah e, sizi ve başındaki... seyircilerimizi de baş tacı etsin. Bütün gönüllere katsın inşallah. Sağ olun. Abi. Seyircilerimizi eksik etmesin valla. Hazreti Onlar Ali'ye sormuşlar. Buradayız. Demişler ki para mı? Hı hı. Gönül mü? Gönül. Hazreti Ali demiş gönül. Gönül. O yüzden Hazreti Ali hiçbir zaman bitmemiş rahmetullahi aleyhi. Çünkü parayla her şeyi yaptırabilirsin evet. <laughs> ama bir insana parayla kendini sevdiremezsin. Sevdiremez. Değil mi? Tabii. Ama bir insan seni seviyorsa Tabii. paranın yapamadığı ya da parayla yaptırdığın her şeyi gönülden yapabilir. Yani. O yüzden sevginize talibiz. Şimdi Emine Hanım da kayınvalidesini çok seviyor herhalde. Çünkü neden? Diyor ki kaynanam rüyamda gelinlik girmişti Nur Hanım. Ee, canım kaynanamın kısmeti mi açılacak acaba diyor. Şimdi Kaynanasını burada... evlendirmek isteyen bir gelin. Evet. Bunda kötü evet. niyet aramıyorum bak. <laughs> Şimdi burada genç bir kadın onlar hakkında konuştuğunu gösterir. Kaynanasıyla kendisinin arasını bozacak birinin var olduğunu gösterir. Aa gördüğün rüyanın kaynanasıyla alakası yok yani. Kaynanasıyla kendisinin arasını bozacak olan bir genç insanın bu gelin kelimesine göre daha evli olmayan bir kişinin laf ve dedikodu söz getirip götürmesini gösteriyor ve kıskançlık var. Hocam şu anda telefonlarımız kilitlenmiş durumda. Çok şükür. <laughs> Biliyorum sizin de rüyaya olan, gerçekten e, rüya yorumluğuna olan ilginizi e, çok teşekkür ediyoruz. Yine söylüyorum Türkiye Televizyonları'nda rüyaların yorumlandığı tek programdasınız. Evet. Rüya çok önemli. Lütfen evet. rüyanızı kale alın, dikkate alın, verdiği mesajı iyi kavrayın. Rüyalarınız için telefon numaramız, Önümüzdeki arkadaşlarımız bile günlerimizde başında. Önümüzdeki günler başında. kurban Bayramı biliyorsun. biliyorsun? Tabii peygamberlerin görmüş olduğu rüyalar her zaman için... Bunlar vahiydi. İbrahim peygamber İsmail aleyhisselamı vaat ettiğinde Cenab-ı Hakk'a rüyasında ona kesme emri geliyor. Verdiğin vaadi tut İbrahim diyor. İşte rüyada birkaç kez üst üste görünce İbrahim aleyhisselam bu yola kalkışıyor. Onun için tabi onlar vahiy bizim gördüklerimiz uyarıcı, ikaz, mesaj ve müjde verebilir. Şimdi biz dua derken demiyor muyuz ya Rabbi? Ben bu adamı seviyorum vay sevmez olaydık. Çoğunda <laughs> görüyoruz ayrılıyor ya. Allah ayırmasın. Amin. Şimdi diyor ki ben bu adamı sevdim Allah ya Rabbi. Zaten bu bana canım. doğru mu doğru değil mi? Dua ediyor mesela. Hı. Ya ne güzel Cenab-ı Hak kendisine bir yemyeşil bir alanı gösteriyor. O yemyeşil alanda bir su akan yer var ama yani bir dere var ama su gittikçe azalıyor. Burada ne diyor rüyada? Bu işin sonu yok diyor. Bak. Şimdi seviyor birini. Allah'ım bu adam bana hayır mı diyor? Allah el basirdir. Ne diyor? Kesin. Gören, gördüren, bilen sensin. Ne olur? Bana da bu yolumda bildir diyeceksin. El basiri çekip uyuyacaksın. Ne diyor? Adam diyor ki rüyayı gördüm yemyeşil kızımız diyor. Bir alan diyor bir dere akıntısını gördüm diyor. Güzel. Ama diyor derede hocam su gittikçe diyor kesildi diyor. Ne diyor Allah? Kızım yani diyor ki kulum sen her yer yeşil. Küllük bir görüyorsun. Çok güveniyorsun. Çok dua diyorsun bana yeşil. Çok dua diyorsun ben duanı kabul ediyorum senin. Ama bu sana Allah'a layık değil. Bu işin sonu yok. Bak derede su kalmadı. Yani bu suyu kesiliyor. Diyor ki bununla ilişkin kesilecek. Buna boşuna ömrünü verme. Yani ay hapşuracağım hocam pardon. Hapşur canım. <gülüyor> <gülüyor> diye şey derler. Ne derler? Hani a, gerçek. Bakın He. üzerine hapşurdum. Geç, e, Allah hayırlı uzun ömür nasip etsin. Amin. Biz ona deriz elham kim yerhamukallah derler ona. Evet. Cenab-ı Hak hayırlı ömürler nasip etsin. Amin.